Hepinize yeniden merhaba canlarım. Aileme ve videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine yaptığım minik alışverişimle karşınızdayım. 14 Şubat Sevgililer Günü hepinizin kutlu olsun arkadaşlar. Sevdiklerinizle geçirdiğiniz musmutlu upuzun yıllarınız olsun inşallah. Dedikten sonra 14 Şubat'ın son indirim gününde alışveriş yaptım. Yine Gratis'e gittim. Gratis'ten merak ettiğim bir paleti aldım ve onun yanı sıra arkadaşlar Lyked'ın göz kalemini aldım ve bir de kendime A101'den kulaklık aldım arkadaşlar. Şimdi öncelikle denemeli makyaj yapacağız. Göz kalemini ve farı uygulayacağız birlikte. Fakat onun öncesinde kulaklığımdan biraz bahsetmek istiyorum. Kullandığım bir tane kulaklığım vardı. Arkadaşım tarafından hediye gelen, fakat kulaklık bana çok büyük geldiği için arkadaşlar kullanmakta biraz zorlanıyordum ve başıma çok fazla uyum sağlamıyordu. Çünkü büyük ve uzun bir kulaklık olduğu için. A101'de bunu gördüm. Bugün A101'e uğradım. Piranha markasının şöyle bir kulaklığı denedim. Daha bugün satın aldım, denedim ve gerçekten çok hoşuma gitti. Yalnız fişini atmışım galiba, bulamadım. Fiyatını o yüzden hatırlamıyorum. Fiyatını bulup size açıklamalar kısmında yazacağım ya da şurada belirteceğim arkadaşlar video içerisinde. Çok güzel bir kulaklık, aynı zamanda sesi çok güzel bir şekilde veriyor ve bas da çok güzel veriyor arkadaşlar. Bas verme özelliği de varmış. Tam kulaklığı detaylı incelemedim fakat çok hoşuma gittiği için almak istedim. Tam da bana uygun bir kulaklık ve rengine tam anlamıyla bayıldım. Videodan mor görünebilir ama rengi mavi, koyu mavi arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Zaten klasik şöyle bir girişi var. Şu taraflardaki bağlantıları arkadaşlar çıkabilir değil, çıkarılabilir değil. Benim önceki kullandığım kulaklıkta çıkarılabiliyor ama denedim, çıkarılmıyor. Şu yan kısımlarına aşık oldum. Şu parlaklığı görüyor musunuz? Çok dikkat çekici. Ve aynı zamanda şöyle dönebiliyor arkadaşlar. Kulaklık kısmı, bakın şu kısımdan dönebiliyor yapmışlar. Yani bunun ne gibi bir esprisi var onu tam bilmiyorum ama gerçekten çok severek kullanacağım bir kulaklık. Bakın çok güzel duruyor. Yani ben bunu evde, dışarıda, alışverişte her türlü kullanırım. Çok hoşuma gitti gerçekten. Severek kullanacağım ürünlerden biri olacak. İlerleyen zamanlarda da zaten kulaklıkla ilgili daha detaylı izlenimlerimi sizle paylaşıyor olurum canlarım. Şimdi hemen aldığım Gratis'ten iki parça ürünüm var. Onlara geçelim. Aynamı karşıma aldım. Ne zamandır Wet n Wild'ın şu far paletini merak ediyordum arkadaşlar. Şöyle. Bugün gittim Gratis'e. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü arkadaşlar. İndirimin son gününde yine gitmek istedim. Ana baba günü gibiydi. Herkes deli gibi alışveriş yapıyordu. Bunun kodunu şuraya ya da şuraya yazacağım video içerisine. Bu arada swatch da yapabiliriz aslında ama yani swatchlamak da isterim size. Renklerini görebilmeniz adına. Aslında şöyle renklerinden şu anlamda çok memnun kaldım. Biraz böyle parlak renkleri var. Şu alt kısımlarda ve üst kısımda her tondan parlak renkleri var. Ve şu renge vuruldum arkadaşlar. Şu renk ve şu renge vuruldum. Böyle bir renk paletim yoktu. Ve gördüğüm zaman da zaten renklere vurularak aldım bu ürünü. Wet n Wild'ın far paletlerini herkesin çok memnun olduğunu biliyorum. Yalnız pigmentasyonları konusunda pek bir bilgim yok. Hemen şimdi sizle bakacağız ve uygulamalı olarak yapacağız arkadaşlar. Aslında videoyu başlatmadan önce şu far paletlerinin şeylerini açmam lazımdı benim. Ambalajlarını. Yani o kadar bir şekilde bantlıyorlar ki ben nedense, acaba bende mi bir problem var? Şu far paletleri ve yeni aldığım ürünleri hiçbir şekilde şu jelatin kısımlarını arkadaşlar açmayı beceremiyorum. Gerçekten sinir krizi geçirtiyor bana. Yani rica edeceğim ki ne olur şunları biraz açılabilir kıvamda yapın. Ben şimdi bunu açayım arkadaşlar. Açtıktan sonra tekrar geleyim. Çünkü sizi de çok fazla bekletmek istemiyorum. 2000 years later. Far paletini açmayı başardım. Yalnız onun öncesinde şunu atladım arkadaşlar. Şöyle Piranha kulaklığımın kutusunu hemen yanıma aldım. Hemen özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda mikrofonlu bir kulaklık, yani konuşma da gerçekleştirebiliyorsunuz. Mikrofonlu kablolu kulaklık diye geçiyor. 2103 kodu. Ekstra bas mikrofon 3,5 milim. Jack diyor, sesli arama diyor, müzik çalar diyor arkadaşlar. Böyle özellikleri de var. Şu kısmından da hemen şu kısmında klasik, pardon, şu kısmında Şurada bir tuşu var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu kısmından oynat durdur yapabiliyorsunuz ve gelen aramayı da bu şekilde bu tuşundan cevaplayabiliyor musunuz? Bu konuda da bilginiz olsun. Eğer kulaklık ihtiyacı olan ya da almak isteyen arkadaşlar varsa bu konuda bilginiz olsun. Fiyatını bulup video içerisinde şurada ya da şurada belirteceğim zaten canlarım. Yine şöyle göstereyim kutusunu. Şöyle mikrofonlu kablolu kulaklık. Bakmak ya da ekran görüntüsü almak isterseniz şöyle göstereyim. Yaptığım hatalardan biri, videonun içerisinde bu ürünleri açmaya çalışıyorum. Gerçekten tam bir benim için sinir krizi durumu arkadaşlar. Hiçbir şekilde bu ürünlerin etiketlerini açamıyorum. Yani neden açamıyorum onu da hiç bilmiyorum. Şimdi şöyle açtım. Renkleri gerçekten çok güzel görünüyor. Pigmentasyonlarına bakacağız. Birlikte inceleyeceğiz. Ve uygulamasını da yapacağız. Nasıl olacağına dair. Yani o kadar güzel, o kadar tatlı renkleri var ki. Zaten benim günlük hayatta kullandığım renkler ve tonlar hep bu yönde arkadaşlar. Bu tonlardan çok fazla hoşlanıyorum. Şunun denemesini yapacağız. Şöyle bir renk, yani bu renkle hiçbir paleti uygulamadığım için ve önceki videolarımda da Lyked videosunda da daha farklı tonları uyguladığım için, şu rengi çok merak ettiğim için bu rengi birlikte deneyeceğiz. Fakat onun öncesinde yine arkadaşlar hazır indirim devam ediyorken şöyle Lyked'ın kalemini aldım. Asansörlü göz kalemini. Tabii ki önceki videomda da söylemiştim. Bu asansörlü göz kalemlerinde, hatta bütün göz kalemlerinde ve dudak kalemlerinde hiçbir şekilde kodu üzerine yazmamışlar arkadaşlar. Bilginiz olsun yine. Kodu şu jelatininde yer alıyor. Yani siz bu jelatini attığınızdan da hiçbir şekilde bunun koduna ulaşamıyorsunuz. O yüzden ben böyle yanımda barındırıyorum ki ileride almak istersem direkt buradan ulaşayım diye. Bunun kodu 803 Azure diye geçiyor arkadaşlar. Zaten şuraya yazacağım, merak etmeyin. Bunu bu arada 10 liraya aldım. İndirimde arkadaşlar asansörlü göz kalemini. Bu Wet n Wild'ın paletini de arkadaşlar 47 liraya aldım indirimde. Sanırım 53 ya da 54 TL'den düşmüştü. Bunu da o fiyata aldım. Şimdi hemen uygulamasını yapmak istiyorum ama onun öncesinde fırçalarım önümde. Şimdi şöyle bir kaşımı tarayayım. Kaş tarama fırçamı da getirdim. Bu arada kaşlarımı doldurmadım. Dudağıma da ruj sürmedim. Sadece far paletini uygulayacağız arkadaşlar. Umarım çok güzel bir far paletidir. Bakalım, göreceğiz. Bu arada renklerini de ben size swatch yapayım. Ona da swatch diyorlarmış. Daha yeni öğrendim arkadaşlar. Renkleri böyle size gösterebilecekleri durumda herhangi bir yerlere sürdüklerine, ya sürmelerine swatch diyorlarmış. Ben size hemen şöyle renkleri göstereyim. Kolumda nasıl tonlar olduğunu. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Pigmentasyonları güzel, evet. Yani hemen şey oluyor. Hemen parmağıma sürülüyor. Sadece şöyle açık renklerde biraz bulaşma sorunu var. Onun haricinde bir şey yok. Yani koyu renklerin pigmentasyonu çok iyi. Hemen alınıyor ama açık renklerde biraz görülmeme durumu var sanki. O şu ton da güzelmiş. Şimdi en sevdiğim tonu aldım. Evet, şöyle göstereyim canlarım. Bütün renkler şu şekilde. Gördüğünüz gibi koyu renklerde daha böyle pigmentasyonu yoğun. Ama açık ve simli renklerde şöyle çok net görülmüyor. Şöyle göstereyim. Çok net görülmediği için anlayamayabilirsiniz belki. Zaten şu an simli renkleri de kullanacağız ve açık renkleri de kullanacağımız için size de tecrübe olmuş olur. Şimdi ben hemen ıslak mendille bir elimi temizleyeyim. Islak mendilimi yanıma almayı unutmuşum arkadaşlar. Temizleyeyim, hemen geliyorum. Evet, geldim. Islak mendilimi aldım. Temizliğimi sağladım hemen. Şimdi hemen farı uygulamaya başlayacağız. Bu arada şunu sormak istiyorum. Bu videomda arka planda şöyle bir değişiklik yaptım arkadaşlar. Işık sistemi koydum. Eğer hoşunuza gittiyse ya da gitmediyse yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Birkaç videomda belki bu ışıklandırmayı kullanabilirim. Biraz videoya renk gelsin ve ışıltı gelsin istedim. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Yorumlarda buluşalım canlarım. Şimdi hemen fara uygulamaya geçeceğim. Şöyle bir sefer daha kaşlarımı tarıyorum arkadaşlar. Çok merak ettiğim şu rengi deneyeceğiz. Şu rengi denemek istiyorum. Gerçekten çok hoşuma gitti bu ton. Üstüne de şunu süreriz. Kenarına ne yapalım? Kenarına da şunu mu sürsek, çok mu koyu olur? Açık koyu gidelim. Şu açık rengi ayrım kısmına sürelim. Şu açık rengi, koyu rengi üst kısma sürelim. Üstüne de yaldızlı şeyle geçelim. Şimdi şu açık rengi göz kapağımın ayrım kısmına bir sürmek istiyorum. Pigmentasyonuna bir bakacağım. Evet, bu da çok fazla tozutuyor. Bayağı tozutuyor. Şöyle ayrım kısmına şu renkten bir sürelim. Ama tonları çok hoşuma gitti. Bakalım gözümüzde nasıl duracak. Açık renk olduğu için birkaç sefer geçiyorum ki belli olsun. Bakın, ayrım kısmına sürdüm. Şimdi şu koyu rengi çok merak ediyorum gerçekten. Uç kısmına da biraz farklı bir koyu renk yaparız. Şunu arkadaşlar göz kapağıma süreceğim. Üstüne de şu pembe ışıltılı tonu sürmek istiyorum. Çok merak ettim. Evet, bu da tozutuyor bakın. Bayağı tozutuyor. Şimdi renk verip vermediğini buradan anlarız. Bakın, renk vermesi güzel. Rengi de çok güzel. Gerçekten çok hoşuma gitti. Hiç bu renk bir paletim yoktu. Diğer tonlar var da sırf bu rengi ve ışıltılı farları için almış olabilirim yani. Bakın. Yalnız nefret ettiğim konulardan biri arkadaşlar, far sürerken şuraya bulaştırmam. Gerçekten bundan nefret ediyorum. Yani oraya neden bulaşıyor onu da anlamıyorum. Oraya nasıl gidiyorsun yani göz kapağımın üstüne sürerken? Çok merak ediyorum. Bakın, tonu böyle. Bu da biraz tozutuyor. Ama onun haricinde rengi vermesi iyi. Şimdi şu pembe tonu üstüne geçeceğim. Şu parlak pembe tonunu. Simli farları çok tozutmuyor normal olarak ama diğer mat renkleri biraz tozutuyor. Evet, parlak farları çok fazla pigmentasyonu iyi değil. Yani çok fazla rengi vermedi. Yani bir Lyked kadar çok fazla parlatmadı. Bakın. Siz parlaklık görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum şahsen. Özellikle şu pembe tonu. Yani çok başarılı olduğunu söylemeyeceğim. Geçen gün Lyked'la makyaj yaptık biliyorsunuz arkadaşlar. Lyked makyaj markasıyla. Onun bu simli, ışıltılı farları çok güzeldi. Çok hoşuma gitmişti. Yalnız benim bu tarafımı boyamam. Göz kapağıma sürdüğüm far oraya nasıl gidiyor çok merak ediyorum. Allah'ım yarabbim. Buram niye boyandı benim? Şu an gerçekten tam bir fiyasko yani. Baksanıza, burnum bildiğiniz pes pembe. Sanki sanırsınız göz kapağımı boyamadım da burnumun üstünü boyadım. Allah'ım yarabbim. Niye böyle yaptı bu? Hiç anlamadım. Bildiğiniz burnumun üstü pes pembe. Evet, neden öyle yaptı? Şimdi anlaşıldı. Çok fazla dökülüyor sürerken. Bir şey söyleyeyim mi? Beğenmedim. Vallahi beğenmedim. Şu an gerçekten paramın boşuna gittiğini düşünüyorum arkadaşlar. Hiç güzel bir far paleti değilmiş yani. Öyle övüldüğü kadar güzel bir far paleti değilmiş. Bir de yüzüme ıslak mendil sürdürdü. Hiç güzel değilmiş. Yani tamam, koyu renk olduğu için çok güzel bir şekilde verdi ama şu ışıltılı farları hiç güzel değil. Şu ışıltılı farları gerçekten hüsranla sonuçlandı. Bunlar konusunda pek bir bilgim yok ama koyu renkleri şöyle koluma sürdüğümde arkadaşlar gördünüz, çok güzel veriyor ama şu ışıltılı farlarının sürülüp sürülmediği hiç belli değil. Ve şu an göz kapağımda şu ışıltılı pembe farı var ama belli mi, siz söyleyin. Hiç belli değil. Hiç hoşuma gitmedi palet. Yani verdiğim paraya acımak istemiyorum ama hani öyle çok fazla bir tutar vermedim ama gerçekten hiç hoşuma gitmedi yani, beğenmedim. Büyük ihtimal kullanmam. Neyse, far paletimdeki izlenimlerimin böyle olumsuz olması beni biraz üzdü ama yapacak bir şey yok. Siz de en azından bilgi sahibi olmuş olursunuz. Yani bu far paletinde neden bu kadar çok övüldüğünü anlamadım. Neyse, denemiş olduk canlarım. Şimdi Lyked'ın şu asansörlü göz kalemini denemek istiyorum. Bu asansörlü göz kalemlerini ilk açtığımda arkadaşlar şu görüntüyü gerçekten çok seviyorum. Bakalım, deneyelim. Zaten Lyked'ın asansörlü göz kalemleri ve diğer kalemlerini bilmiyorum ama şu asansörlü göz kalemleri çok güzel. Şöyle ilk sürmeye bayılıyorum. Ucu sivri olduğu için hiç kullanılmamış. Mavi göz kalemim de yoktu. O yüzden Lyked'ın da arkadaşlar bu göz kalemlerinin çok başarılı olduğunu bildiğim için önceki yaptığım, kullandığım göz kalemlerinden almak istedim. Senelerdir bu şekilde göz kalemi çektiğim için alışkınım. Hiç zorlanmıyorum. Ben genelde bu şekilde çekiyorum. Benim için daha kolay oluyor. Ama son zamanlarda fırçayla biraz daha buğulu hale getirerek kullanıyorum. Bence gerçekten daha güzel bir görüntü yaratıyor. Şimdi biraz hafif fırçayla geçeceğiz üstünden. Biraz böyle dağılmış, sanki makyaj geçmeye doğru gibi bir izlenim yaratıyor ve çok güzel oluyor. Sanki üstünden saatler geçmiş de makyajınız artık yıpranmış, dağılmış bir görüntü. Benim hoşuma gidiyor. Hani yeni yapılmış gibi makyaj görüntüsü pek hoşuma gitmemeye başladı son zamanlarda. Şöyle uçlu fırçamla arkadaşlar göz kalemini dağıtıyorum. Bakın, şu dağılmış görüntü daha güzel duruyor. Benim hoşuma gidiyor. Bu göz kalemini zaten çok sevdim. Diğer rengine de bayılmıştım. Severek kullanacağım. Zaten 2 tane ürün aldım arkadaşlar. Göz kalemini zaten çok memnun olduğum için biliyordum iyi çıkacağını da şu far paletinden pek umut ettiğim gibi olmadı. Yani aslında pigmentasyonu güzel şu an kullandığım rengim, fakat ışıltılı olanlara hiçbir şekilde renk vermiyor. Çok dökülüyor aşağıya, acayip dökülüyor ve çok toz tutuyor. pigmentasyon olarak çok başarılı olduğumu söyleyemeyeceğim. Ne kadar, yani neden bu kadar övüldüğünü hiçbir şekilde anlamadım ama benden kesinlikle sınıfı geçemedi. Sınıfta kaldı. Hiç memnun kalmadım arkadaşlar. Neyse, bu da tecrübe olmuş oldu bana. Arka plan hakkında yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Hoşunuza gitti mi ya da sizi rahatsız etti mi? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim bir tanelerim. Bu videom buraya kadar da umarım severek izleyip dinlemişsinizdir. Değerli vakitlerinizi ayırdığınız için hepinize tek tek teşekkür ederim. Kocaman öpüyorum canım ailem. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Desteklerinizi esirgemeyin. Bana söylemek istediğiniz şeyler olursa yorumlarda bekliyorum bir tanelerim. Çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.